Ve beşinci başlık. Şöyle bir yaklaş. Kandırma abi kendini. Net söylüyorum. Kandırma kendini. Sağa sola benim şöyle hayalim var, hedefim var. Anneme bak. Annem babam şu anda umutlanıyor senin için. Herkese selamlar, herkese merhabalar. 2021 tayfa her ayın 21'inde saat 21'de verdiğimiz söz üzere yine karşınızdayız. Arada küçük sürprizler yapıyoruz ama geçen hafta bir kampla alakalı bir video paylaşmıştık. Tabii gerçi siz de bize küçük sürprizler yapıyorsunuz. Çünkü orada en çok beğeni alan yorumu okuyunca arada sürprizler yapmasak mı dedim. Bir yorumu paylaşalım burada. Evet. Demiştik ki sınırları zorlayalım. Gelen yorum bu oldu. Sağ olun. Sınırları zorladığımız tek yer babamız sabır. Eyvallah. Bir alkış efekti burada şey yapalım. Arkadaşlar bizim sınırları zorlamakla alakalı kastımız şuydu. Yani dedik ki bir şeyleri hani böyle kamp dönemleri, böyle tatil dönemlerini bir daha mumla arasak da bulamayacağız. Ya böyle şey bulunamayacak, gitti bunlar. Yani şimdi sırada 15 tatil var. 15 tatilde kaçırırsak var ya geçmiş olsun. Yani bizim şu şimdiden başlayalım hocam işte hedefler var, hayaller var. Hepsi uykular, haram oldu, gençliğin talan oldu. Gider onlar. Harbiden gider ya. Böyle hepsi boşa gider. Gerek kalmaz o zaman bu sefer hayal kurmaya. Sadece yaz döneminde başlarız. Bu sefer yazında o şu biter mi, bu biter mi falan derken ömür geçer gider. Ben şununla alakalı son bir video atıyorum. Yani yeniden sıfırdan başlayacaklara bazı taktikler vereceğim. Diyeceğiz ki hocam ya ben bir türlü tam istediğim şey olmadı. Sıfırdan başlayacağım. İşte bu video tam da senin için güzel insan. Gel başlayalım. 1. Geçmişe takılma. Unut bir Allah aşkına ya. Hocam unutamıyorum. Vallahi bak ben bu neler... Ya bağlama şu duygusala ya. Ya bir de şu var. Şimdi daha böyle lise tayfasında. Şimdi biraz da böyle bakıyorum ben bazen. O TikTok gençliğine falan bakıyorum. Bana kızma. İnşallah öyle çok izlemiyorsundur oralarda. TikTok tarafına bakıyorum. Instagram tarafına bakıyorum. İşte blogger olanlar var. Daha şimdi 11. sınıfta. Ya ne yapıyorsunuz siz? Daha eskiden üniversitede tayfa işte blogger falan olurdu. Onlar bir şeyler paylaşırdı. YouTuber olurdu işte üniversite şöyle falan. Şimdi o sonra 12'lere düştü. Pardon önce mezunlara düştü. Mezun öğrenciyim ve mezunların günlüğü falan gibi. Sonra 12'lere düştü. Şimdi 11'ler bayağı böyle 19-8 falan diye geriye doğru gidiyor. Vakit kaybetmeyin böyle yerlerde ya. Sizin şu an bir hedefiniz var. Geçenler bir tane öğrencimle konuşuyorum. Bireysel görüşme yaptım. Hocam dedi ben sizden önce valla hani birçok böyle hatta benim dedi blogger hesabım falan vardı. Orada birçok vakit kaybediyordum. Şimdi hepsini durdurdum. Ama sınavdan sonra inşallah çekilişler yapacağım bir şey. Ya ne yapıyorsan yap dedim. O çekilişleri desteklemiyorum. O da ayrı bir olaydı. Ama bir şekilde hocam dedi hepsinin yanına başlayacağım. Yani o yüzden senden ilk ricam şu. Geçmişe takılma. Ne olur takılma. Hocam 7 konu bitebilirdi ben 4. Ya takılma. Olan oldu. Bak dün bitti. Yarın gelmedi. Anı yaşa. Diyorlar ya şairler, eskiler. Çok güzel söylüyorlar. Bizim şu an ana odaklanmamız lazım. Ana odaklan. Geleceği planla. Geçmiş sadece ibret almak için var. Eğer geçmişten ibret de almıyorsan ibret olup senin hikayeni başkalarına anlatabiliriz. Ya da sen anlatırsın. Bak ben böyle pişmanım. Şöyle pişmanım. Yıllar sonra da sadece çocuklara ukdelerini falan anlatırsın. O da zaten işten geçmiş olur. Bu birincisi. Geçmiş takılma. Yok. Şimdi ikincisi önce okul. Yani ikinci taktik şu. Bana çok yazan oldu. O yorumlarda falan da gördüm. Hocam tamam siz TYT çalışın falan diyorsunuz. İşte orada hatta biliyorsunuz işte kampüste çok güzel bir deneme tarzı analiz videoları falan geldi ama siz TYT deseniz de bizim işte okul yazılıları var. Okul yazıları çalışmaktan bir türlü bakamadık ki. Yazılı ya şunun adını bir değiştirelim artık. Ne olur bunu yazmaktan bir vazgeçin. Biz okul yazılılarına hazırlanmıyoruz. Biz okulda AYT'ye hazırlanıyoruz. Yani TYT'den hani 5 net yapmakla AYT'den 2 net yapmanın aynı olduğu, hani AYT'nin bu kadar kıymetli olduğu hani bir gerçek var ya bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum şöyle parantez içinde. Naktan paranteze döndük. O da ilginç oldu. Olsun. Neyse. Yani siz beni anladınız orada. Şu anda ana gündemimiz AYT. Yani şu an okulundaki durumlar. Bak şu an 15 saatlere kadar ikinci yazılar dönemi falan gelecek değil mi? Ya gündemini çevirsene. Okula dön. Matematik mi, fizik mi, kimya mı her neyse alanın her neyse bırak orayı. Yani bırak derken kakılmayı bırak geçmişe. Şimdiki ana gündemin okuldur güzel insan. Al şöyle önüne teker teker listeyi. Gerekirse 11. sınıfın branşına dair kitaplar al, fasiküller al, dergiler al, hocalarından destek al. Ama şu boş vermişliği sal artık be. Yani vakit gidiyor. Vallahi bak tomurcuk falan kalmayacak. Tohumların hepsi saçıldı şu an. Birileri tohumları saçtı. Yavaş yavaş şu an kış meyveleri ortaya çıkmaya başladı. Yani birileri o tohumları ta yazın başında attı. Güzel insanlar yapmayın dağılıyorsunuz. En baştan başlamak için çok güzel bir zaman dilimdi. 15 tatil en geç bence başlama dönemi yeni. Hocam yazın başlayanlar kazanır. Çok dönecek bu muhabbet. Yazın en baştan tamam yine başlarız da. Ama buradaki başlangıç kadar güzel olmaz. Bunu bir kere daha söylüyorum. Üçüncüsü TYT. Yani TYT'de hocam peki siz yazılılar falan dediniz ya. Ben en baştan başlayacağım. TYT ile alakalı peki nereden nasıl falan TYT alakalı senden şunu istiyorum. Bak eğer vakit bulamıyorsan dürüst olalım birbirimize karşı. Çok dürüst olalım. Şunu yap. Türkçe ve matematik. Başka bir şey istemiyorum senden. Vallahi başka bir şey istemiyorum. Eğer bu kadar zamanın sınırlıysa, eğer bu kadar böyle azıcık böyle vakitler falan varsa koy oraya Türkçe ve matematik ya. P vitaminini koy ya. 20 tane paragraf, 20 problem. Başka bir şey koy. 10'ar tane koy. Ama ne olur bir şeyler koy oraya. Türkiye'de resim yapmış güzel insan şöyle bir bak izle onları. Senin hedefin dereceyse ya da senin hedefin 100.000'de bir yer ki ola sana göre derecedir. Senin hayalindir orası. Ama böyle bir şeyse kardeşim bir bak onlara ya.
adamlar donanımlı geliyorlar buraya kadar. Donanımsız gelen arkadaşların son bir yılda bir şeyleri böyle inanılmaz değiştirmesi mümkün ama yüzdeye vurursak belki %10'dur burası. Yani 100 bin kişi bir video izliyorsa bunu 10 bini bunu yapar. 90 bin kişi bunu yapamıyor işte maalesef. Bize evet başarı hikayeleri falan paylaşıyoruz ama şurada ne olur şunu unutma. O başarı hikayelerinin yüzdeliğe vurduğumuzda %100'ü bunu yapmaz. Ama video 100 bin kişi izler 10 bini bunu yapar. 5 bini yapar 95 bin kişi içindeki noktalarla yaşar. Bu çok kötü bir şey. Sen noktaya yaşayanlardan mı olacaksın? Bence olma. Vallahi bak yazık olur. 3 başlık buydu. Dördüncüsü en asgariden başla. Asgari olan şeyden başla ya. 1 saatse 1 saatte, 2 saatse 2 saatte, 3 biraz evet zorlayabilir seni ama bir şekilde en asgari saatinden başla. Geçenlerde bir tane güzel insanla görüştüm böyle geldi. Hocam işte yazılar şöyle yaz aynı sizin gibi. İşte anlatıyor. Ben konumetreyi bak konumetreyi bir kez daha paylaşıyorum sizinle. Konumetreniz olsun elinizde. Çünkü ne kadar çok konusu olduğunu bilmeyenler dahi var. Ya çok fazla konumuz var bizim. Bu kadar konu, bu kadar salmışlıkla yetişmez. Kimse kusura bakmasın. Öyle gaza getir bizi, şöyle yapalım falan. Yok öyle bir dünya. Bu kadar konu çalışacağız. Kaçarı yok bunun. Konumetreni al eline. Bir tık atmaya başla bakalım şöyle. TYT Matematik'ten kaç konu bitti? Ya da AYT'den sen yani 11 ile beraber AYT'de çalışın o konulardan. Bir bak bakalım orada tık atabiliyor musun? Hakikaten iyi oldu mu o sonuç? Yani bir iyi oturdu mu yerine? Bunları bir yerden ölçmen lazım. Mesela ben 11'lere ısrarla tavsiye ediyorum konumetreyi. Diyorum ki alın elinize bunu. Şöyle bir inceleyin bunu detaylı bir şekilde. Bitenleri gördükçe zaten sizi motive edecek bu. Eğer ki bitmeyenleri görürseniz de canınızı yakacak işte. Tahlil sonuçları çünkü ortada. Bak dördüncüsü buydu. Asgari ile başla. Yani bırak öyle sınırları zorlayamazsan, babanın sabrını sınırlarını zorluyorsan tamam sana kızmıyoruz biz. Ama ne olur dön bu tarafa kardeşim. De ki ben asgari ile başlıyorum. Baba bir saat en fazla bir saat. Geçen bir tane başka güzel insanla konuştuk. Hocam günden az 1,5 saat televizyon izliyorum dedim. Ne 1,5 saat televizyon izlemesi ya? Senin böyle bir lüksün yok ki. Yani böyle bir şeyin olamaz. Böyle bir zaman dilimin olamaz. 1,5 saat her gün ne izliyorsun ayrıca? Dizilerden sıkılmadınız mı abi? Ne izliyorsun ki orada? Cinsel mağduriyet var. Saçma sapan adam öldürmeler var. Sadece yani ne izliyorsunuz orada ya? Ben çok merak ediyorum. Ne olur bana da link atın bir de ben bakayım yani. Hakikaten verilmiş ama ben de gerçi evde televizyon yok. İnternetten bulurum onu. Sorun değil. Ama bir şekilde kaybetmeyin orada artık vaktinizi. Dönün bu tarafa. Ve 5. başlık. Şöyle bir yaklaş. Kandırma abi kendini. Net söylüyorum. Kandırma. Sağa sola benim şöyle hayalim var, hedefim var. Annem babam şu anda umutlanıyor senin için. Vallahi umutlanıyorlar. Sağda solda anlatıyorlar. Bizim kızın böyle bir hayali var. Bizim oğlanın böyle bir hedefi var. İnşallah şu olur. Dua eden var ya. Ciddi ciddi dualarında bunu söyleyen var. Sana güveniyorlar ya. Biz de sana güveniyoruz. Sadece X bölümü kazanman için değil. Bu ülkeye, vatana, millete hayırlı olman için sana güveniyoruz be. Sen bu güveni tutar da yıkarsan olmaz abi ya. Kendini kandırırsan var ya bu iş ileride çok ciddi bir vicdan azaba döner. Annenin babanın güvenini burada bir kırarsan bak mücadele etmediğin için ha. Sonuca ulaşamadığın için değil. Anneler, babalar bence çok ciddi oranda sonuca bakmazlar. Sürece bakarlar. Dikkat et bir şey başarılmadın ne derler? Biliyorduk zaten böyle olacağını. Zaten diye cümleler kurarlar. Çünkü demek ki ispatlayamadığımız şeyler de var. Hep onlar haksız değil. Ne olur bize de haksızlıklar. Ben kendimden biliyorum yıllar öncesinde. Ne olur sana güveniyorum. Hadi şöyle bir toparlan. En başından bir daha başlamak için bir söz alalım senden. Babanın sabrının sınırlarını zorlama. Kendi sınırlarını asgariden yavaş yavaş bir başlat güzel insan. İnşallah çok da güzel bir süreç olur. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Güle güle güzel insan.